aşağıdakilerden hangisi bir geometrik dizinin genel terimi olabilir? Geometrik dizide artış iki tane terimin oranları daima sabittir. Genel terimi genelde a üzeri n şeklinde, bunun katsayısı olabilir. A üzeri n şeklindedir. Burası bir aritmetik dizi. 2 üzeri n var ama artı birimiz var. Burası ortak artışı iki tane terimin oranları birbirine eşit olmayacaktır. 5 üzeri n artı 1, evet burası geometrik dizi olabilir. Buradaki ifadeler oranları daima sabit olmaz. Oranları daima sabit olmaz. Aynı zamanda burası aritmetik dizi. Doğru cevabımız C olacaktır. A'nın bir geometrik dizi olarak verilmiş. A 10 sorulmakta. Öncelikle biz ortak çarpanı bulalım. Ortak çarpanı şöyle bulabilir miyiz? A 6'nın A 4'e oranı bize ne verecektir? Ortak çarpana R dersem R'nin karesini verecektir. X'in oranını yazalım. A 6 değerimiz kaçtı? 1 bölü 81 çarpı ters çevir çarpıyorum A 4'ü. Buradan da 9 bölü 1, yani 1 bölü 9 gelir. R'nin karesi 1 bölü 9 ise R buradan o zaman 1 bölü 3 olacaktır. A 10'u bulalım. A 10'u ben şöyle yazabilir miyim? A 6 cinsinden. A 6 çarpı R'nin 4. kuvveti. A 6'mız kaç? 1 bölü 81 çarpı R'nin de 4. kuvveti, yani 1 bölü 3'ün 4. kuvveti olur. Bunları ben çarparsam 3'ün 4. 3'ün 4. kuvveti, yani 3'ün 8. kuvveti. Yukarı alırsak 3 üzeri eksi 8 olacaktır. Doğru cevabımız B'dir. Arkadaşlar AN'in bir geometrik dizi olduğu söylenmiş. Ortak çarpan bizden sorulmakta. Hemen şuna bakalım. A7'nin, burada A7 verilmiş. A7'nin A4'e oranı bize indister farkı kaçtır? 3 R'nin küpünü ortak çarpana ben R dersem R'nin küpünü verecektir. Peki buradan hemen A7'ye bakalım. Yani A7'yi daha doğrusu A4'e oranlayalım. Her iki tarafı ben A4'e bölersem, A4'e bölersem buradan gelecek olan ifade nedir? 8 bölü 27. 8 bölü 27. R'nin küpü 8 bölü 27 ise burası 2 bölü 3'ün küpü. Dolayısıyla o zaman R eşittir 2 bölü 3 olacaktır. Doğru cevabımız D'dir. Arkadaşlar AN'in pozitif terimli bir geometrik dizi olduğu söylenmiş. Öncelikle A6'nın A3'e oranı verelim bakalım. Burası X'in oranları bize R'nin küpü, yani ortak çarpana ben eğer R dersem indister farkı 3 olduğu için R'nin küpünü verecektir. Üstteki ifadeyi kullanalım. A2 ben A1 çarpı R şeklinde. A6'yı da A1 çarpı R üzeri 5 şeklinde yazabilirim. Burası A1'in karesi çarpı R üzeri 6 olur. Eşittir kaçmış? 100. Peki A1'in karesi çarpı R'nin küpü eğer 4 ise burada R üzeri 6 bunun karesidir. Yani 4'ün karesi buradan 16 geldi. Eşittir 100. Buradan da o zaman A1'in karesi eşittir ne olmalı? 100 bölü 16. Pozitif terimli olduğu için A1 ne olacaktır? Karesine, kareköküne bakarsam buradan da 10 bölü 4. Yani kaç olmalı? 5 bölü 2 olmalı. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar pozitif terimli geometrik dizinin ilk 5 tane terim verilmiş. Biz hemen ortak çarpana bakalım. Burası A1, A2, A3, A4. Burası da A5. Yani A5'in A1'e oranı bize neyi verecektir? R üzeri 4'ü verir. X'in oranladık. Yani 18'i 2'ye böldük. Bize 9 verdi. Her iki tarafın karekökünü alırsam R'nin karesi eşittir. Buradan 3 değeri gelir. Yani R'yi de buradan kök3 olarak alabilirim. Peki buradan hemen X, Y ve Z'yi bulalım. X'e bakarsam bunun, yani 2'nin kök 3 katı olacak. Burası nedir? 2 çarpı kök 3. Peki Y'ye bakarsak bunun kök 3 katı, yani 2 çarpı 3 olur. Z'ye bakarsam bunun kök 3 katı, yani buradan da 6 kök 3 olacaktır. Tamamının çarpına bakalım şimdi. Burası 6 çarpı 4, yani 24 olur. Çarpı 3'ümüz var. Çarpı kök 3 çarpı kök 3'ten de 3 gelir. Buradan da 24 çarpı 9 olacaktır. X'inin çarpına bakarsam buradan da 216 gelecektir. Doğru cevabımız D'dir. Arkadaşlar bir geometrik dizimiz var. İlk 3 terimin toplamı ilk teriminin 13 katına eşitmiş. İlk 3 terimine bakalım. Birincisi A1, ikincisi A1 çarpı R, üçüncüsü de A1 çarpı R'nin karesi. Bunların toplamı A1'in birinci terimin kaç katına eşitmiş? 13 katına eşitmiş. Tamamından ben A1'i, yani ortak olduğu için sadeleştirebilirim. Burası 1 artı R artı R'nin karesi eşittir 13 oldu. Diğer tarafa alalım. R'nin karesi artı R. Yan tarafa alırsam eksi 12 eşittir 0. Pozitif terimliymiş. Buradan kaça kaç olur? Artı 4 de eksi 3. Eksi 3. Buradan R eşittir eksi 4 ve R eşittir 3 olacaktır. Dolayısıyla eksi 4, eksi 4 olamaz. Burada ortak çarpanımız 3 olmalı. Doğru cevabımız A'dır. Arkadaşlar belirli bir yükseklikten bir top bırakıyoruz ve her düştüğünde %80'i kadar yükselebilmekte.
Yani buradaki yükseklik eğer x dersek bir sonraki ne olacaktır? X çarpı %80'i 5'te 4'ü demektir. Burası 5 bölü 4 olur. Bir sonraki ne olacaktır? X çarpı 4 bölü 5 çarpı 4 bölü 5. Yani ortak çarpanın, biz buna eğer R diyecek olursak, ortak çarpanın 4 bölü 5 olduğunu söyleyebiliriz. Burası birinci terim, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci terim. Yani A5 değerimiz kaçmış? 5,12. Burası ne eşittir? A1 çarpı R'nin dördüncü kuvvetine. Burasını ben 512 bölü 100 şeklinde yazabilirim. Birinciye x demiştik. R'ye 4 bölü 5 demiştik. 4 bölü 5'in kaçıncı kuvveti? Dördüncü kuvvet. Peki burası x çarpı 2'nin karesi şeklinde yazarsam 2 üzeri 8 bölü. Buradan da 5'in dördüncü kuvveti gelir. Peki 512 ben 2 üzeri 9 şeklinde yazabilirim. Burayı da 2'nin karesi çarpı 5'in karesi şeklinde. Buradan x çarpı 2 üzeri 8 bölü 5 üzeri 4 gelsin. Şimdi burada sadeleşen ifadeler var. Onlara bakalım. 2 üzeri 8, 2 üzeri 8 sadeleşirse 2 kalır. 2'ler de sadeleşirse de burada 2 kaldı. 5'in karesi 5'in karesi. Buradan da 5'in karesi kaldı. Yani buradan eğer x'i yalnız bırakırsam 25 bölü 2 olacaktır. 25 bölü 2. Onu biz 12,5 olarak alabiliriz. Doğru cevabımız A'dır. Akışa verilen sayıların ilk üçü geometrik dizi. Sonuçta aritmetik dizi oluştuğu söylenmiş. Öncelikle geometrik diziye bakalım. Aradaki ikisinin oranları birbirine eşit olacaktı. Yani x bölü 2 ile buradan y bölü x birbirine eşit olur. Buradan da y eşittir. X'in karesi bölü 2 şeklinde yazabilirim. Bu bir. Şimdi aritmetik diziye bakalım. İkisinin farkları birbirine eşit olmalı. Y eksi x eşittir. Diğer tarafta 6 eksi y olmalı. Bu da ben eğer x'i yalnız bırakırsam buradan da 2y eksi 6 olur. Peki o zaman buradan 2y eşittir x kare eşit diyelim. Yani x'in karesini alıyorum. Buradan her iki tarafın karesini alırsam şöyle. Buradaki ifadenin karesi 4y'nin karesi. Eksi 24 tane y'miz var. Artı 36 eşittir x'in karesine. X'in karesi de burada ne eşittir? 2y. O zaman 2'ye eşit dedik. Yan taraf alalım. Burası 4y'nin karesi. Eksi 26 y'miz var. Artı 36 eşittir 0. Tamamını ben her ikiye bölersem burada 2y'nin karesi eksi 13y artı 18 eşittir 0. Burayı biz 2y'ye y şeklinde, burayı da 2'ye 9 şeklinde ayırsak 2'ye 9 veya da 9'a 2 yapalım. 9'a 2 şeklinde ayırsak şöyle. Buradan 4, buradan 9 toplamları eksi 13'ü verir. Buradaki y değerlerden bir tanesi nedir? 2'ye eşittir 9. Buradan da y eşittir 2. Aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş. O zaman biz öncelikle şunu kullanalım. 2'ye eşittir 9 olsun. Peki 2y'den biz aynı zamanda neyi bulalım? X'i bulalım. Yukarıda biz zaten x'i ne demiştik? Şöyle x eşittir 2'ye eksi 6'ydı. Buradan x eşittir 2'ye yerine ben eğer 9 yazarsam 9'dan 6'yı çıkardım. Buradan da 3 geldi. Şimdi istenen ifadeye bakıyorum. X değerimiz 3 artı 2'ye değerimiz 9. X'ini toplam bana 12 verecektir. Doğru cevabımız B'dir. Akışları 2 ile 1 bölü 128 arasında 7 tane terim yerleştirdiğimizde 9 terimli bir geometrik dizi elde ediyoruz. Yani birinci terimimiz 2 ve en sonunda 9. terimimiz 1 bölü 128. Peki ikisinin oranına bakarsak, yani A9'u A1 oranlarsam bize R üzeri 8 verecektir. A9 kaçtı? 1 bölü 128. Ben bunu 1 bölü 2 üzeri kaç şeklinde yazabilirim? 2 üzeri 7 şeklinde. Bölü paydaya bakalım. Buradan A1 değerimiz 2. Ters çevir çarparsam buradan 1 bölü 2 üzeri 8, yani 2 üzeri eksi 8 olur. R üzeri 8, 2 üzeri eğer eksi 8 ise buradan da R eşittir 2 üzeri eksi 1, yani 1 bölü 2 olacaktır. 8. 6. terimimizden sorulmuş. O zaman şöyle A6'ya bakalım. A6 eşittir. Buradan A1 çarpı R üzeri 5'e. A1 kaç? 2. R üzeri 5. 1 bölü 2'nin 5. kuvveti, yani 1 bölü 32 olarak alalım. X'ini sadeleştirirsem buradan da 1 bölü 16 gelecektir. Doğru cevabımız B'dir. Arkadaşlar geometrik dizide 4. terim ve 7. terim verilmiş. Bize o zaman A7'nin, yani 7. terimin A4'e oranı bize R'nin küpünü verecektir. Peki burada A7 kaçtı? 7. terim Y olarak verilmiş. 4. terim de X olarak verilmiş. Yani R'nin küpü kaçtır? Y bölü X. Bizden 34. terim istenmiş. Yani A34'ü ben şöyle yazabilir miyim? A4 çarpı R'nin 30. kuvveti. A4 terimi zaten yukarıda verilmişti. X çarpı R'nin 30. kuvveti, yani her iki tarafın 10. kuvvetini alırsam buradan da Y bölü X'in 10. kuvveti olur.
y'nin 10. kuvveti, x'in 10. kuvveti, buradan bir tanesini sadeleştirirsem x'in 9. kuvveti kalacaktır. Doğru cevap. Arkadaşlar ilk n terim toplamının SN olarak verilmiş geometrik dizide 3. terimden istenmekte. 3. terim bulmak için biz ilk 3 tane terim toplamından ilk 2 tane terim toplamını eğer çıkarırsak bize 3. terim verecektir. Şimdi S3'ü bulalım. Yani en yeni 3 yazıyorum. 3'ün küpü 27 eksi 1 bölü 9 eksi. Şimdi en yeni 2 yazalım. 3'ün karesi 9 eksi 1 bölü 9. Buradan bize A3'ü verecek. Peki burası 26 bölü 9 oldu. 26 eksi ortak payda yazalım. Burası kaç? 8. O zaman eksi 8 dedik. X'in farkından 18 bölü 9. O da bize 2 verecek. Yani A3 kaçmış? 2 olmalı. Doğru cevabımız A'dır. Arkadaşlar AN geometrik dizi olarak verilmiş. A2, A5 verilmiş. Dizinin ilk 10 terim toplamı sormakta. Biz ortak çarpana bakalım. Ortak çarpana R diyorum. Buradan A5'in A2'ye oranı bize R'nin küpünü verecektir. İndiste farkı. Peki o zaman A5 nedir? 54. A2 neydi? 2. X'in oranlarsam 27, yani 3'ün küpü olur. Buradan da R'nin eşittir 3 olduğunu söyleyebiliriz. Peki A2 eğer 2 ise bir terim geri gelirsek, yani A1'e bakarsam ortak çarpan 3 olduğuna göre, yani 3'e bölersem A1'in de 2 bölü 3 olduğunu görebiliriz. Peki ilk n terim toplamına bakalım. Yani Sn diyorum. Bu da geometrik dizide eğer formülü hatırlayacak olursak A1 çarpı R üzeri n eksi 1 bölü R eksi 1'di. İlk terim biz ne demiştik? 2 bölü 3. Orta çarpanımız 3. 3 üzeri 10 eksi 1 bölü 3 eksi 1 olur. Buna bir sadelesin. 2'ler gitsin. Geriye kalan ifade 3 üzeri 10 eksi 1 bölü 3 gelecektir. Doğru cevabımız B'dir.